Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir ürün inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Logitech'in bize göndermiş olduğu ürünlere göz atacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşık 3 yıl önce bize ürün göndermişti. Kablolu ürünlerde artık teknoloji gelişti arkadaşlar ve artık kablosuza geçiyoruz. Evet, hem kablosuza geçiyoruz arkadaşlar hem de renk olarak da beyaz takıma geçiyoruz. Şu anda zaten arka tarafında gördüğünüz olan ürünleri hepsini inceleyeceğiz. Kutularını açacağız ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Let's go! Evet, ilk ürünümüz geliyor Logitech'in G 715 serisi. Bu seri yeni çıktı. Aurora serisi olarak da zaten geçiyor. Kablosuz bir oyuncu klavyesi arkadaşlar. Güvenlik şeritlerini kesip kutumuzu açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi G715'imizin kutu açılımına başlıyoruz. Şöyle hemen kutumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi klavyemiz burada çıkıyor. Çok güzel bir bir şey sarmışlar. Niye sarmışlar? Poşete sarmışlar arkadaşlar. Ve burada eğer aksesuarlarına bakacak olursak zaten şurada bir site yazıyor. Oradan renklerini değiştirebiliyorsunuz. Tuşların işte kasanın rengini falan oradan değiştirebiliyorsunuz. O zaman hemen şuradan bir alalım hocam. Değil mi? Şöyle bir alalım. Birazcık ağırmış. Evet, şöyle şunu bir köşeye koyalım. Şimdi bakın, bunu açmadan önce daha oraya geleceğiz. Hemen encanlanmayalım. Şimdi kutunun alt tarafına bakalım. Bakın alt tarafında neler var. Şöyle bir bilek desteğimiz var arkadaşlar. Bunu da açacağız şimdi. Onun yanı sıra şurada yine kullanım kılavuzları. Kimsenin okumadığı, bataryanın nerede olduğunu falan söylediği yerler. Logitech G'nin arkadaşlar bir logosu, stikeri var burada. Zaten her ürünlerine koyuyorlar bunu. Burada bir kablomuz var arkadaşlar. Şöyle bir açalım şuradan. Evet kablomuzu görüyorsunuz. Şöyle bir ucu Type-B bir ucu Type-C girişli kablomuz var arkadaşlar. Bu arkadaşlar eğer e, kablomuz kısa gelirse uzatmanıza yarayan bir aparat. Buna ne deniyordu bilmiyorum ama. Kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Hemen kutumuzu köşeye koyalım. İlk önce klavyeden başlayalım mı? Önce bilek desteği mi yoksa klavye mi hocam? Kameramızı soruyoruz. Bilek testine, işte bu. Şimdi gelelim fasulyenin yararlarına arkadaşlar. Açalım bakalım şuradan. Çok güzel bir şey sarmışlar. Güzel bir sarma var. Oha! Şuna gel. Evet. Bulut desen... Bulut. Bulut. <laughs> Bulut desenli bir bilek desteğimiz var arkadaşlar. Derimsi bir dokusu var arkadaşlar. Şöyle bir biraz yakın plan alalım abi. Şöyle gördünüz mü? Bak şöyle. Şimdi bunu da yana koyalım. Evet şimdi ana klavyemize gelelim. Şöyle açıyorum. Açtık. Evet bembeyaz bir klavyemiz. Artık beyaza geçiyoruz arkadaşlar. Artık siyahtan beyaza geçmenin vakti geldiğini düşünüyorum. Ve artık beyaz bir kablosuz klavyemiz var. Bunun tek farkı arkadaşlar numpad'i yok. Sadece direkt böyle. Genelde oyuncular için artık numpad yapmıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir kontrolcüsünün nerede olduğuna bir bakalım. Nerede sizce arkadaşlar? Oh yeah. Evet. Arkası bu şekilde ve arkasına şöyle küçük bir kontrolcü koymuşlar. Bunu bilgisayarımıza takacağız. Light Speed özelliği sayesinde arkadaşlar direkt bilgisayarımıza bağlantı kurabileceğiz. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden de bağlantı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka cihazlarınıza Bluetooth üzerinden de bağlantı kurabilirsiniz. Onun yanı sıra arkadaşlar şuradaki aydam yapıları gördüğünüz üzere buraların hepsi ışıklı ışıklı olacak. Birazdan zaten bilgisayarımıza takacağız ve onların ışıklarını da görmüş olacağız. Pro Switch olduğu için arkadaşlar Carvering Switch kullandıkları Için sesi şu şekilde birazcık yaklaşalım. ve sesi du Sesi duyalım abi. Bak böyle. Şöyle mikrofonu da yaklaştıralım. Duyun. Birazdan sertan özelliklerinden bahsedeceğiz. Bilgisayarımızda takıp ışıkları halinde görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar mouse'umuza geçiyoruz. Bugün sizlerle birlikte Logitech'in G502X Plus'ını kutu açılımını yapacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Ben eski kullandığım emektar 502 Hero'mu artık burada emekli yapıyorum arkadaşlar. Kabloluydu zaten ve siyah modeliydi. Yaklaşık benimle 3 yıl falan geçirdi ve artık yeni modeli olan X Plus'a geçmiş olacağız. Bu model sayesinde hem beyaza geçmiş olacağız arkadaşlar hem de kablosuz model olacak. Yani artık kablodan kurtulmuş oluyoruz. O zaman hazırsanız Artık kutu açılımına başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açmaya başlayalım. Hemen şuradan. Şöyle hemen şuradan jelatininden kurtaralım kendisini. Kutuyu şöyle. Evet jelatinimizi açtık şöyle atalım. Evet açıyoruz arkadaşlar. Şöyle hoppa. Evet. Mouseumuz zaten direkt çıktı. 502X Plus'ımız şu anda hemen karşımızda. Şöyle açalım şunu. Kenara koyalım biraz. Biraz sonra onların hepsine bakacağız. Hemen burada G502X'in kontrolcüsü arkadaşlar bizi karşılıyor. Kablosuz olduğu için arkadaşlar bunun sayesinde bilgisayarımızla bağlantı kuracağız. Şurada güzel bir G502X yazımız var arkadaşlar ve Logitech'in G logosu burada yine bizi karşılıyor. Sonra burada açtıktan sonra şöyle bir parçamız çıkıyor. Bu şu mouse'umuzun yan tarafında bir tuş var. Eğer o tuşu kullanmak istemiyorsanız bunun yerine onu da takabiliyorsunuz. Şimdi altında neler varmış? Altına bakalım. Evet. Burada şarj edebilmemiz için bir kablomuz var arkadaşlar. Bir ucu Type-C bir ucu Type-B girişli bir kablomuz var. Onun yanı sıra şurada kullanım kılavuzları arkadaşlar bizi karşılıyor. Ve yine her kutudan çıkan G logomuzun stikeri çıkıyor arkadaşlar. Ve yine öbür ürünlerimizde de çıkan uzatıcı arkadaşlar. Şu mouse'umuza gelelim. Mouse gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi eskisiyle yenisi arasındaki farkları hemen söyleyelim. 1. G logoları aynı yerde ama bu sefer bunun G logosu arkadaşlar ışıklı değil. Bu sefer şurada bir şeridimiz var. Bu şerit ışıklı. RGB ışığa sahip arkadaşlar. Onun yanı sıra yan tarafları değişmiş. Bakın şöyle. Bence eskisine göre daha şık bir hale geldi gelmiş arkadaşlar. burada hızlarımızı falan DPI hızımızı falan değiştirmeye yarayan tuşlarımız var. İşte sağ sol geri eklemek istiyorsanız G5, G4 tuşları. Şurada bir tuşumuz var. Bu tuşu dediğim gibi çıkarıp şu tuşla yer değiştirebiliyorsunuz eğer bunu kullanmak istemiyorsunuz. Bunların uygulama üzerinden her şeye bir şey atayabiliyorsunuz. Arkasına bakacak olursak şöyle bir jelatini var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Jelatini açıyorum arkadaşlar. En sevdiğim şeylerden biri jelatini açmaktır. Ama açamıyorum. Açacağız, açacağız Bir hocam. Bir var ya çok güzel. Şöyle hoppa mis. Arkası bu şekilde gerçekten çok şık duruyor arkadaşlar. Açma kapama tuşumuz. Buraya arkadaşlar kontrolcümüzü şu şekilde koyup arkadaşlar kapağını da kapatıp kaybolmasına önüne geçebiliyor. Zaten bu mıknatıslı arkadaşlar şöyle bıraktığınız anda direk oturuyor. Eski modeline bakacak olursak eski hali bu şekildeydi ve yeni hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Gerçekten büyük bir değişim var. masumuzu şöyle bir açalım. Gördüğünüz üzere direkt zaten ışıklandırma açıldı. Bir burada bir ışıklandırmamız var. Bu kablosuz bağlantısını gösteren lambamız ve burada da RGB şeridimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi artık G-Locus aydınlanmıyor. Şunun gibi arkadaşlar. Artık şerit şeklinde aydınlanıyor. Bence bu daha güzel olmuş, daha şık olmuş. Biraz sonra bilgisayarımıza yine bağlantı kuracağız. Uygulama üzerinden özelliklerine daha detaylı olarak bakmış olacağız. Evet son ürünümüz olan G733'e inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorum bu kanalımda daha önceden bu videosunu çekmiştim bu ürünün. Bu sefer beyaz modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım beyaz modeli nasılmış onu bir göz atacağız. Evet kutuyu açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradaki emniyet bantlarını açmakla başlayalım. Bandı açtık arkadaşlar. Şimdi şöyle kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açar açmaz hemen bize kullanım talimatları çıkıyor arkadaşlar ve indirmemiz gereken G-Hub uygulamamızın linki var arkadaşlar. Biraz sonra zaten bilgisayarımıza geçtiğimizde hepsini göstereceğim size. Şöyle bir açalım kutumuzu. Evet. Kutumuzu şöyle açtık arkadaşlar. Hemen burada bir Keep Playing yazısı bizi karşılıyor. Şöyle açalım şuradan. İlk önce kablolardan başlayalım. Kablosuz bir kulaklık olduğu için arkadaşlar şarj etmemize yarayan yine Type-C bir ucu, Type-C bir ucu, Type-B girişli olan kablomuz. Burada tak çıkar özellikle mikrofonumuz arkadaşlar ve arkadaşlar beyaz kontrolcümüz. Rengi uyumlu beyaz bir kontrolcümüz var. Bunu da bilgisayarımıza takacağız, bilgisayarımızla bağlantı kuracağız bunun sayesinde. Başka bir şeyimiz yok bunda. Şimdi gelelim özel ana şeye. Kulaklığımıza geleceğiz ama kulaklığa gelmeden önce Şurada bir yine stickerımız çıkıyor. G logolu stickerımız. Burada yine kullanım bilmem falan. Onu zaten Kimse okumuyor <laughs> diyoruz. Şimdi kulaklığımıza gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde paketlemişler. Şuradan açalım. Evet kulaklığımız çıktı. Yine bir beyaz modelimiz arkadaşlar. 733 şu anda karşınızda. Hafifliğiyle önün plana çıkan bir kulaklığımız arkadaşlar. Bunun zaten detaylarını daha önceki videomda da size söz etmiştim. Şu ön tarafta iki tane RGB ışıklandırmaları var. Daha sonrasında ses açma, açma kapama tuşlarımız ve şarj etmemize yarayan giriş bu tarafta arkadaşlar. Şuradaki kafa bandımız rengarek. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Farklı renklerle de veya başka şeylerde kafa bandları takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle o zaman bana yön abim. Şimdi bunu bir takalım. Bakalım nasıl duruyor. Şöyle takacak olursak mükemmel bir duruş Artık beyaza geçtik. Artık siyah bir tasarım yok arkadaşlar. Artık beni beyaz ekipmanlarla görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bence güzel. Birazdan özelliklerine bak bakmış olacağız. Mikrofonumuzu şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet mikrofonumuzu taktık. Sağ ol, sol, çapraz her yere gidiyor. Bükülebiliyor arkadaşlar. Kendinize en uygun ayarı bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sağ ol, sol istediğiniz yere gidebiliyor. Bu şekildeydi. Birazdan zaten bağlantını açacağız. Hatta şuradan kulaklığın şarjı varsa şöyle bir açalım. Bakalım var mı? Evet, şarjımız var. Gördüğünüzde RGB'leri şu anda yanıyor. Şöyle de kafamda görmüş olun. Işıklandırmaları uygulama üzerinden arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. Eğer ışıkları kapatırsanız daha fazla bir şarj deneyimi de yaşamış oluyor. Zaten detayları birazdan söz edeceğim bilgisayarda arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlar tüm cihazlarımızı şu an bilgisayara taktık ve bilgisayardan G-Hub üzerinden hepsine entegre ettik arkadaşlar. Zaten otomatik olarak hepsi uygulama üzerinde çıkıyor. Şarjlarını da taktık arkadaşlar. Type-C ile şarj oluyorlar. Hepsinin şarj ömürleri var. Klavyenin G715'in yaklaşık 25 ile 30 saat arasında bir şarj ömrü var. Mouse'umuzda da arkadaşlar 37 saate kadar kullanım saati var. Ama RGB kapatırsanız arkadaşlar daha fazla saat kullanım bize sunabiliyor. G733'ümüz arkadaşlar ışıklı versiyonu 20 saatlik şarj ömrü bize veriyor. Eğer ışıklarını RGB'lerini kapatırsanız 30 saate kadar Şarj ömrü bize veriyor. Geowup uygulamanıza geldik arkadaşlar. Şimdi hemen 715 ile başlayalım. Şimdi 715'in tüm ışıklandırmalarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kendinize özgü e, renkler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar tuş ataması da yapabiliyorsunuz. Ses görselleştirici var arkadaşlar. Herhangi bir müzik açarsanız müziğe göre burada dalgalandırmalar yapıyor. Aynı zamanda yıldız ışığımız var. Burada bazı tuşlar farklı renklerde yanıyor. Aynı zamanda arkadaşlar benim en favori efektim arkadaşlar dalgalanma. Bastığınız tuşlar böyle dalgalanma efekti yapıyor. Tabi şu anda hızı fazla olduğu için çok hızlı gidiyor. Şuradan hızını da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hızı birazcık düşürecek olursak bakın böyle yavaşça dalgalanma efektleri yapıyor. Bence dünyanın en iyi efekti bu olabilir yani. Şimdi oyun modunu aldığımızda arkadaşlar Windows tuşu ve ee, bizi oyunda engelleyecek olan tuşların hepsini iptal ediyor. Aynı zamanda burada hangi tuşların iptal olmasını gerektiğini burada kapatabiliyorsunuz. Size göre işte Enter'a basmak istemiyorsunuz mesela oyunda. Enter'ı burada kapatıyorsunuz falan. Burada kendinize özgü ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar uygulamaları özel renklendirmeler veya efektler yapabiliyorsunuz. Mesela bir CSGO oynuyorsunuz arkadaşlar. Birazdan onu deneriz zaten. CSGO oynarken CS'ye özel renk tuşları çıkıyor. Mesela şuraya bir tane cam barı geliyor veya canınız azken kırmızı yanıp sönmeye falan başlıyor klavyeniz. Şimdi 502 X Plus'ın arkadaşlar özelliklerine bakalım. Şimdi 502 Plus'ın animasyonlarını yine burada ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz kendi animasyonunuzu da ekleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz mouse'umuzun her yerinde tuşlar var. O tuşlara istediğiniz komutları, istediğiniz komut atayabiliyorsunuz. Aynı zamanda makro da yine ekleyebiliyorsunuz. Mesela Discord'da mikrofon açma tuşunu şuradaki tuşları e, tuşlar yapabilirsiniz. Ka kendinize kalmış bir şey arkadaşlar. Size göre hangisi size uygunsa buradan hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Asumuz arkadaşlar 25.600 DPI'ye kadar destekliyor. Yani eğer onları kullanmak isteyen varsa kullansın. Benim tercih ettiğim DPI 1600 arkadaşlar 1600 kullanıyorum. Siz de kendinize göre buradan e, DPI'nizi ayarlayabilirsiniz. Basımızı da tanıttık. Şimdi G733'teyiz arkadaşlar. Son ürünümüz. Basını, tizini, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında Surround Ses yani 7.1 ses sistemini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kendinize göre burada ayar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar gelişmiş Equalizer'dan kendinize göre buradan ayar yapabiliyorsunuz. Veya burada Arkadaşlar bas arttırma, sinematik iletişim gibi hazır ayarları da kullanabilirsiniz. Kulaklığımızın en önemli özelliklerinden biri arkadaşlar mikrofonu. Mikrofonu gerçekten çok iyi. Blue Voice ses teknolojisini kullanıyor. Buradaki ses ayarlarını buradan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Veya burada arkadaşlar işte yüksek ses mi olsun, yumuşak ses mi, düşük ses mi bunların hepsini buradan hazır ayarlardan da ayarlayabilirsiniz. Işıklandırma sistemi buradan döngü mü olsun, nefes alma mı olsun yoksa sese göre değişken mi olsun hepsini buradan hızını, parlaklığına kadar değiştirebiliyorsunuz. G733 serimiz arkadaşlar kablosuz bir RGB oyun kulaklığı diye geçiyor. Bu kulaklığın asıl olayı ağırlığıyla geçiyor arkadaşlar. Hafif bir kulaklık çünkü ağırlığı tam tamına 278 gram olarak geçiyor. Başka renk seçenekleri de var. Lila, siyah ve mavi seçenekleri de var. Ben ilk incelediğim model maviydi arkadaşlar. Bu modelimiz beyaz olarak geldi. Bugün Logitech'in bize göndermiş olduğu bembeyaz bir seti incelemiş olduk arkadaşlar. Artık kablosuz sisteme geçiş yapmış oldum. Yani 3 yıldır kablolu sistemdeydim ve sonunda artık ben de yeni çağa ayak uydurdum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir inceleme olmuştur. Yararlı bir inceleme olmuştur. Siz de eğer bu ürünleri satın almak istiyorsanız istiyorsanız açıklamaya linkleri bırakacağım. Linkler üzerinden tüm ürünlere detaylıca ulaşabilirsiniz. Bu zamanda Logitech G ailesi bana çok fazla katkıları oldu. Onlara buradan gerçekten teşekkürlerimi iletiyorum. Yine bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu ürünler hakkındaki sorularınız varsa da arkadaşlar lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.